CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Merhaba sevgili seyirciler, yerel gündem programı ile karşınızdayız. Bugün konuğumuz Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demiş. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, öncelikle Ardanuç nasıl bir yer? Oradan başlayalım. Çünkü fazla bilinmiyor vatandaşlarımız Doğru. tarafından Artvin'de. Evet, evet. Nasıl bir yerdir Ardanuç? Ardanuç, Artvin'in Erzurum ve Ardahan'la sınır olan, sahil kesiminin içerisinde olan yeşilliklerle ve orman alanıyla %60'ından fazlası ormanla kaplı, daha çok hayvancılığın ve tarıma elverişli arazilerin olduğu bir ilçe. 12 bin nüfuslu köyleriyle beraber yazın 20 bini 25 binleri bulan bir ilçemiz. Tabii tarıma artık o kadar çiftçilerimiz mağdur olduğu için tarımla ilgili siz destek veriyorsunuz herhalde. Yani belediyeden daha çok vatandaş eskisi kadar tarım yapma imkanı bulabilirse göçte çok fazla ama yaşama mücadelesine devam ediyor insanlarımız. Evet, peki sizin üçüncü döneminiz Ardanuç'ta. Evet, neler yaptınız, neler değiştirdiniz? Üçüncü dönem demişken öncelikle bizi üç dönem seçen değerli Ardanuç halkına merhaba diyelim. Evet. Ve bizi televizyonlarından izleyen tüm vatandaşlarımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi ifade edelim. Halk TV'ye çalışanlarına bize bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür edelim. Ardanuç'ta da bazı hedeflerimiz vardı. Üçüncü dönemimizi yaşıyoruz. Temel sorunlarının birçoğunu çözdük diye düşünüyorum. Onları tek tek sıralayıp burada çok zaman kaybetmek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim, verdiğimiz vaatlerin tamamını gerçekleştirdik. Bu üçüncü dönem için birkaç hedefimiz vardı. Bunlardan birisi yeni bir belediye hizmet binasıydı. Bitmek üzere Haziran'da Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla açılışını yapacağız. Onun dışında yeni bir su getirme, içme suyu getirme çalışmalarımız var. Ve artık kanalizasyonu ve çöpleri arıtılan bir belediye olmak istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Bir de vatandaşımızın çok yakından takip ettiği demirciler, bizim orada eski yöresel demirciler dükkanları dediğimiz yer var. Orada yeni bir pasaj projemiz vardı. İki dönemdir biraz gecikti ama onu da bu yıl başlayarak bir yıl içerisinde bitireceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. Peki sosyal olarak neler yapıyorsunuz? Sosyal olarak küçük bir ilçe ama biz mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanatçı getirdik. Şimdi Nisan ayında İzmir'den, İstanbul'dan çocuk oyun grupları getiriyoruz. Tiyatro oyunları getiriyoruz. Yaz dönemi daha çok yoğun geçiyor bizim ve yaz döneminde festivallerimiz var. Hem belediyenin organize ettiği festival hem de köylerin değişik. Biz hepsine katılıyoruz ve destek veriyoruz. Sosyal çalışmalarımız da daha çok o şekilde devam ediyor. Güreş müsabakaları da oluyor. Tabii bizim festivalimiz Aşık Efkarı ve Karakucak Güreş Festivali. O kültürü yaşatmak istiyoruz. Hem aşıklık geleneği çok yoğun devam eden bir ilçe. Hem de güreşlerin devam ettiği ve o eski geleneksel değerlerimizin de korunması adına aynı zamanda yaylada yapıyoruz. Yaylada yapınca doğa bilincini, ormanları olan, suları olan bilinci de ön plana çıkarmak istiyoruz. İşte şu an çok gündemde olan HES'ler, madenler yapıldığı zaman bu yeşilleri bulamayacağız. Biraz daha insanlara farkındalık yaratmak istiyoruz. Yani Türkiye'nin en güzel yeri değil mi? Yani coğrafi olarak en verimli toprakları yani. Tabii şimdi oradaki vadiler çok sınırlı. Yani düşününüz, benim ilçemde Nisan ayından Eylül ayına kadar kiraz yiyebiliyorsunuz. Yani o değişik kodlarda köylerimiz var, 49 köyümüz var. Diyelim Nisan'ın 23 Nisan'da kiraz çıkıyor, 19 Mayıs'ta dut çıkar. Bunu aşama aşama 15 gün sonra başka bir köy, 15 gün sonra başka bir köy olmak üzere ta Eylül başına kadar, yani küçük bir coğrafyada çok farklı alanlarda farklı bir yine destinasyon diyelim. Evet, onlardan görüntü. Evet, evet. O çok coşkulu bir halk. Evet. Çok güzel görüntüler gerçekten coğrafi evet, olarak da. Evet. Halk sanıyorum devamlı olarak dışarıda değil mi? Hep tabii şimdi bizim halindir. İlçemizin şöyle söyleyelim.
80 bin üzerinde resmi kayıtlı nüfusu var. Ama gerçek yaşayanların 100 bin, 150 bin nüfusunu aldıranları düşündüğümüzde ilçede diye 15 bin kişi sürekli yaşasa yani %10'u civarında ilçede ikamet ediyor. Kalan %90'ı ise il dışında büyük şehirlerde, sanayinin olduğu yerlerde yaşıyorlar şu anda. Peki turizm nasıl? Yani turizm aslında potansiyeli çok yüksek. Ardanış ilçesi en eski ilçelerden birisi Artvin'in. Hem ilçenin gevherini kalesi dediğimiz Osmanlı'nın ilk Karadeniz'deki izlerini taşıdığı yerler var. Kanyonumuz var, yaylalar var, festivaller var. Yani hatta bu küresel ısınmanın devam etmesi durumunda zaten Türkiye'de iki yeşil il Artvin ve Rize, burası da nadir yerlerden birisi. Bitki çeşitliliği, doğal varlıkları, hem yani hem doğa turizmine elverişli, hem ekoturizme elverişli, hem de eski geleneksel kültürlerin devamı anlamında ve tarihsel yapılar, jeolojik yapılar, örneğin bir kanyonumuz, dünya çapında derece yapan, Türkiye'nin en iyilerinden birisi ama tanıtım ve yatırım eksikliğimiz olduğundan fazla faydalanamıyor. Zaten sizin için küçük bütçelerle büyük işler yapan bir başkan olarak tanımlanıyorsunuz. Ben öyle duydum. Yani bundan sonraki projelerinizde de yine sizin çabanızla ve maalesef bu işte küçük bütçelerle neler yapacaksınız? Biz vatandaşımız geldiği zaman şunu söylerim ben, evi yanan olabilir, farklı zarar gören, ihtiyaç duyan olabilir, muhtarlar olabilir. Hep şunu söylemişimdir. Biz yerel iktidarız. Gideceksiniz iktidara. Ne verirse iki katını verir. Yani hükümetten, güçlü denilen devletten ne aldıysanız iki kat. Biz öyle çalıştık. Kaynağımızda bulmakta da çok büyük sıkıntı çekmiyoruz. Yeni hedeflerimize de mesela Ardanuş'ta bir yıl önce Haziran ayında biz belediye binamızın temelini attık. Bu Haziran'da da açacağız. Yani 12 ay ve hiç kredi kullanmadık, hiç borçlanmadık. Sadece genel merkezimizin bu kardeş belediye uygulaması kapsamında bizim kardeş belediyemiz İstanbul Beylikdüzü ve Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da selam göndermek istiyorum. Hakikaten bu binamızı da yani 1,5 trilyona yaklaşıyor. Kardeşçe paylaşarak yarısını biz üstlenerek bitireceğiz. Çok da güzel bir bina olacak. Biz paramız yoktur, elimiz kolumuz bağlı, imkanımız yoktur deyip kenara çekilen belediye başkanlarından değiliz asla. Hükümet ne yaparsa iki katı diyorum ben. Öyle iddialıyız. Evet. Peki, şimdi dediğiniz gibi coğrafi açıdan, bitki çeşitliliği açısından mükemmel bir yer. Ancak biliyorsunuz bizim ülkemizde maalesef bu tarz yerler maden çıkarılması uğruna, rant uğruna heder oluyor, telef oluyor. Sizin Ardanuç'da böyle bir durum söz konusu mu? Artvin Cerrahtepe'de çünkü inanılmaz bir mücadele verildi. Doğru, evet. Şimdi onu ikiye ayıralım isterseniz. Ardanuş'ta daha çok HES'ler gündemde. Ardanuş ve birkaç ilçede HES'ler ama il merkezinde Cerrahtepe'de ise maden gündemde. Bizde de gerçi maden var ama şu an daha güncel olan HES'ler. İkisini birbirinden ayırmak yanlış zaten. Yani bunların hepsi birbirine bağımlı. Yani sonuç açısından da tabii aynı. Yani her anlamda burada zararı. Artvin'in yaptığı gerek HES'lerde gerek madenlerde yaşama hakkını savunuyoruz. Yani HES'lerde yapıldığında yaşama hakkı gidiyor tüm canlıların. Madenlerde yapıldığında yaşama hakkı gidiyor. Yani ben güncel olması anlamda biraz da bilgilendirici, biraz daha farklı yaklaşıyorum olaya. Yani kendi yaşadıklarımızdan örnek veriyorum. Yani HES'lerle ilgili örneğin oradaki belediyelere küçük hidrolik santraller yapılmıştı. Bunu İller Bankası yapmış 60'lı yıllarda. Ve biz yüzmeyi o suyun içinde öğrendik. Orada balıklar vardı. Üstü kapalı öyle şimdiki gibi
tamamı kapalı sistem yok. Balıklar yüzüyor ve vatandaş önce sulama suyunda kullanıyor. Tarla, bütün sulama alanları bittikten sonra elektrik üretiliyor. Ve bunu 80'li yıllarda hatırlarsa insanlar, Artvin'in birçok ilçesinde vardı. İlçeye elektrik oradan geliyordu. Küçük bir santralde. Ve 85'li yıllarda dediler ki bunlar çok kötüdür, çok zararlıdır. Aman bunların satılması, özelleştirilmesi denildi. Ve biz de o zaman şu anki HES yapılmasın diyenler, madene karşı duranlar, o zaman dedi ki devlet böyle bir hizmet sunmuş, doğayla da barışıp satmayın. O gün satmayın derken vatan hain oluyorduk. Bakın. Ve o gün onları satanlar, zararlı diyenler, kötü diyenler şimdi suyun tamamını satıyorlar. Yani burada vatandaşımızın uygulama anlamında ne olduğunu veya Murgul ilçemiz var. Dediler yıllardır orada bakır madeni çıkarılıyordu. Devlet çıkarıyordu. Yüzlerce insan çalıştı, emekli oldu. Sonra dediler ki burada maden bitti. Maden yok dediler. Vardır, yoktur. Özelleştirildi. Şu an Cerat Tepe'yi işletecek firmanın aynısı aldı. Şimdi diyorlar 100 yıl yetecek maden var. Yani 10 yılda yerin altındaki maden bitme noktasından 100 yıl yetecek noktaya nasıl geliyor? Kim bitiriyor? Şimdi nereden geliyor? Bunu halkımızın düşünmesi lazım. Yani bizim orada yapılan barajların sonucunu şöyle görebilir insanlar. Şu an büyük barajlar yapıldı. Artvin halkı onlara da bir şey demedi. Ülke ekonomisine gerçekten bir girdi sağlıyor. Ama olan şu oldu. Vadiler aslında bizim oradaki vadiler aynı zamanda gıda merkezleri, gıda depoları, insanların o küçük alanlarda hem besleniyorlar hem istihdam alanları. Yani insanlar bir dönüm, iki dönüm arazide çilini çocuğunu okutabiliyor, üniversiteye gönderebiliyor, büyütebiliyor, kendi geçinebiliyor. İstihdam alanı. Ne yaptık biz? Hem gıda üretim alanlarını bitirdik, hem göçe zorladık oradaki insanları. Barajlar bittiğinde, başladığında Artvin'in nüfusu 160-200 bindi. Şu an 160 bin. Bittiği zaman maden de çıkarılırsa ben bu nüfusun 100 bine düşeceğini tahmin ediyorum ki istenen de o zaten. Yani bir an önce insanlar göç etsinler, buradan gitsinler, yerine başka şirketler dolusun. Onun için hakikaten Artvin'in her noktasında mücadele veren, Cerat Tepe'de mücadele veren insanları yani takdirle karşılamak lazım. İyi ki varlar onlar, ne iyi ki o bölgeyi tutuyorlar. Yani, evet, yani bunu biz hep beraber başardık. Aynı şekilde madenler de aynı şekilde. Yani Murgul örneğini ben az önce verdim. Şöyle yani %70-80 meyilli bir yerde Cerat Tepe dediğimiz alan. Ben veteriner hekimim, yani beyninde açıyorsunuz, bir operasyon yapıyorsunuz, ameliyat ediyorsunuz, gövdenize bir şey olmayacak diyorsunuz. Aslında olmama şansı yok. Burada bence bu tahkim yasası, istimlak yasası ve maden yasası. Yani bu üçünün, bütün Artvinlilerden ricam üçünü tekrar okumaları. Yani kamulaştırma, kamu yararı var dedilermiş bitiyor. Yani her şey kamu yararına sokuyorlar, işi bitiriyorlar. Bence bu istimlak yasası yine aynı. Şimdi madende mesela çıkarıldığı an o vücuda bir şey olmayacak dedikleri noktada hakikaten çıkarıldığında Artvinli insan, orada doğmuş, büyümüş, bütün yatırımını yapmış insanlar terk edecekler orasını. Yok parasını, evlerini satacaklar, arazilerini satacaklar. Yani devlet orada bir kamulaştırma bile yapmayı düşünmeden, onun bile maliyetini o halkın sırtına vurarak bir çözüm arıyor ki son derece yanlış. Son derece yanlış. Ve ben bu noktada Artvin halkına şunu söylemek istiyorum. Yani biz son seçim 2014'te yerel seçimler oldu ve Artvin'de müthiş bir değişim oldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3. dönem kaldım. Prensip olarak kendi ilçemin dışındaki hiçbir belediye ile ilgili konuşma benim hakkım değil. Onu orada yaşayanlar takdir etsin. Hı hı. Ama Artvin'le ilgili şunu söylemek istiyorum yaşadığım için. Bir haftalık Cerat Tepe'nin 6 günün 6'sından da oradaydım ben. Artvin halkına 2014'te şöyle bir sunum yapıldı. Denildi ki belediyeler muhalefette,
eğer iktidardan seçersek hem çok hizmet alacağız hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Artvin'de oluşundan dolayı artı iki defa hizmet alacağız. Ve Artvin'de de bu tercihi kullandı. Hatta Artvin'de doğalgaz geleceği müjdesi bile verildi. Yani Artvinli iktidarı tercih ederek hem çifte hizmet alacak, üstüne de doğalgaz gelecek diye beklerken... Denildi, bu şekilde evet, vaatlerdi. Evet, beklenti bunu. O. Şimdi Cerattepe'de baktık ki biber gazı geldi bize. Yani doğalgaza oy verdik, biber gazını yedik maalesef. Şimdi onun için Artvin halkının bir kez daha uyanık olması lazım, dikkatli olması lazım. Aynı şeyi Cerattepe'ye çok yakın Hatila Vadisi var ve Milli Park. Yani kuş uçuşu 500 metre. Ve oradan şu an projesi bitti. Artvin il merkezine yeni içme suyu getirilecek. Ama bakın Cerattepe'ye 500 metre. Eğer orada bir maden çalışması olursa o suyun sağlıklı kalma şansı yok. O paraya da yazık olacak. Ama Artvin halkı orada da şöyle yanıldı. Herkes Hatila Vadisi'nin içme suyunu beklerken Toma suyuyla tanıştı. Çünkü Artvin halkı biber gazını, Toma'nın suyunu hangi renk olduğunu, hangi tadda olduğunu bilmiyordu. Ama maalesef iki kat hizmet oraya beklerken kadar götürdüler. Tabii yani, iç, yeni bir içme suyu beklerken Toma'nın suyuyla karşılaştı. Artvin halkı kesinlikle bunu hak etmiyor. Kesinlikle bunu hak etmiyor. Biz de ilçemizdeki HES sorununda, maden sorununda el ele vererek en çok üzüldüğümüz şu, yani ilk başta o örneği verdim. Karşı çıkan herkes vatan haini oluyor bu memlekette. Biz bir şeye karşı çıkmıyoruz. Buna herkes böyle bilsin. Bu yaşama hakkıdır. Onun için tekrar başa dönüyorum. Ben Ardanış'taki o küçük elektrik santralini satarken biz satmayın dediğimizde vatan hainiydik. Şimdi derenin tamamı verilmiş, yapmayın derken gene vatan haini oluyoruz. Bunu halkımızın çok iyi düşünmesi lazım. Yani 10 sene önce Murgul'da maden yok denildiği zaman var diyenler vatan haini ilan ediliyordu. Şimdi Cerattepe'de bütün raporlar, üniversitelerin hazırladığı, bilirkişilerin hazırladığı bütün raporlar şunu söylüyor, iki kelime. Ya Artvin ya maden. Bu kadar basit. Yani yeniden bilirkişiler, yeniden teknik insanların gidişi bilimsel bir gerçekliği değiştirme şansına sahip mi? Mümkün değil. Yani oradaki gerçek neyse bunu bilir kişiler defalarca rapor etmişler, ilgili mahkemelere sunmuşlar. Ama biz aynı şeyi yapıp farklı sonuç çıkacağını bekliyoruz. Bu da demek ki eğer aynı şeyden farklı sonuç çıkarılıyorsa bir yerler zorlanıyor demektir. Bir yerlere baskı var demektir. Bir yerlerin üzerine gidiliyor demektir. Ben o sonuca varırım. Hı hı. Eğer farklı bir şey çıkarsa. Evet, ama Artvin halkı çok yani gerçekten o dönemde gördük. Sanıyorum bir şeylerin farkına varmışlardır. Çünkü yapılan röportajlarda yani yaşlı teyzelerimizle evet, yapılmış röportajlar çok güzel konuşuyorlar ve gayet bilinçli konuşuyorlardı. Yani hani normalde belki hiç o cümleleri beklemeyeceğimiz bir teyzemiz ama o kadar bilinçli ve o kadar güzel konuşuyor ki yani burada biz diyor kardeşçe yaşıyorken benim evimin önüne işte polis soktular. İşte ben biber gazını soldum biraz öncesinde dediğiniz gibi. Hani bu insanlar hiçbir zaman yani sadece doğasını ve yaşam hakkı dediğiniz gibi bunu savunmaktan başka hiçbir şey yapmayan insanlar. Tabii yani orada biz Artvin'in doğası daha yeni bir çalışma yaptı üniversitemiz mesela. Artvin'in Türkiye'nin en çok biyoçeşitliliğinin olduğu ilçe il Artvin seçildi. Yani, 3000'e yakın. Çünkü 2700 falandı. 3000'e yakındır o tespit edilemeyenler vardır. Şimdi hem diyeceksiniz ki Artvin'in bitki çeşitliliğinin Türkiye'nin en yoğun en fazla olduğu il Artvin.
Bunu vatandaşa siz söyleyeceksiniz. Biz zaten biliyorduk. Şimdi de inandık mı buna? İnandık. Ondan sonra da diyeceksiniz ki biz suları borulara alacağız. Yani HES yapacağız. Bütün çünkü çok acımasız. Yani diyelim 10 kilometre mi dere boyu var. İstiyorlar ki 10 kilometrede de 5-6 tane HES olsun. Dere boyunca bütün sular boru içine girsin. Bir karınca nerede su içecek hesabı yapılmıyor. İnanınız. Yani nerede su içsin bir karınca. Bakın bize ilk yapılanı söylüyorum bizim ilçemizde. İçinde balıklar var. Biz o suyun içinde yüzüyoruz. Vatandaş arazisini sürüyor. En sonunda da küçük bir elektrik üretiyor. O kadar. Ama şimdi öyle değil. Kar hırsı, para yani hırsı. Yani hep daha fazlasını istemek ve başka hiçbir şeyi düşünmemek. Maalesef öyle. Yani biz bunların bütün dere yataklarının ele geçirilme operasyonu olarak görüyoruz. Ve şöyle düşünelim. Örneğin şu, çünkü bu bir gerçeklik, vatandaş onu da bilsin. Niye bu kadar aceleleri var? Neden bu kadar aceleciyiz? Şu kalemi üretmek için diyelim ki 1 kilowatt enerji harcıyor bir sanayi kurumu. Şimdi 2021'dir yanılmıyorsam. Karbon salınım vergisi çıkacak. Siz bunun için enerji harcadıysanız, karbon saldıysanız doğaya o kadar vergi vereceksiniz. Ama derseniz ki ben Artvin'in Ardamcı ilçesinde, Şafşat ilçesinde, Hopa ilçesinde şu kadar elektrik üretiyorum, o zaman vergiden düşeceksiniz. Vergiden düşeceksiniz. Yani ilerisini planlayarak aslında halkın geleceğini düşünen yok. Kendilerinin gelecekteki vergilerini hesaba katarak bu işlemler yapılıyor. Yani bunları vatandaşımızın bilmesi lazım, görmesi lazım. Eğer bilemezse ileride, çünkü her şey şöyle diyorlar, işte bunlar her şeye karşı gibi, azın Türkiye'de demokrasiye inanıyoruz değil mi? O zaman ben de diyorum ki ben de 3 defa sandıktan çıktım. Sandığı çok seven bir yönetimle yaşıyoruz şu anda. Hem HES'ler için hem maden için Artvin meydanına koyalım sandığı. Çünkü şöyle diyorlar, bu karşı çıkanlar 3-5 kişi. Bakalım %70 mi çıkar, 80 mi çıkar, 90 mı çıkar değil mi? Yani madem demokrasiyi bu kadar özümsemişiz, bu kadar inanıyoruz. O zaman HES ve maden için efendim teröristler geldi, şunlar kışkırtıyor, bunlar yoldan çıkarıyor gibi suçlamalar yapıyorlar Artvin halkına. Yaptılar da çok zorumuza gitti. Biz de diyor öyle yapmayalım, koyalım sandığı, Artvin halkı gitsin, oylama yapsın. Değil mi? Yani oradan da onların istiyorlarsa olur, istemiyorsa evet, yani olmaz. Orada o insanlar tabii, yaşıyor. Yani orada azınlık gibi onlar gösteriyorlar. Veya bunlar yatırıma, biz ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini, milli varlıklarının değerlendirilmesini istiyoruz biz de. Ama elde edeceğiniz gelirin %2'si halka kalıyorsa, %98'i firmalara gidiyorsa halk bir şey kazanmıyor ki orada. Yani sadece halka kalan tozu, dumanı, zehiri, efendim tomanın suyu, biberin gazı. Bize kalan o. Yani onun için niye evet desin bu insanlar? Bu kadar yok sayılmanın gerekçesi bu olabilir mi? Kesinlikle. Derdimiz o. Evet, aynı zamanda da aslında özellikle Ardanuç da öyle, hani Artvin de öyle, Cumhuriyete sahip çıkan bir halkı var değil mi? Yani Atatürk ilkelerine bağlı. Tabii yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bazı yetkililer, benim ilçeme de geliyor devlet yetkilileri. Yani Atatürk'ün Türkiye'sinde, Atatürk'ün jandarmasına diyorlar, karşı çıkmayın. Elbette çıkmayız. Ama şunu unutmuyoruz. Atatürk'ün askerleri ve Atatürk, Cumhuriyeti kurdukları vakit, Osmanlı'nın son döneminde bu ülkenin nasıl ki milli varlıkları, o zaman da madenleri, tersaneleri, limanları, emperyalist güçlerin eline geçmişti. Atatürk ve askerleri o madenleri aldılar, devletleştirdiler. Artvin'deki ilk madenin ocaklarını açan da Ruslardır. Ama daha sonra Karadeniz Bakır İşletmeleri adıyla
binlerce insan oradan ekmek yedi, emekli oldu. Artvin halkı oradan ekmek yedi. Şimdi bizdeki şeye bakın, Atatürk'ün askerleri, o zaman Atatürk'ün askerlerinin Cumhuriyet'in kuruluşunda yaptıklarını yapmalarını istiyoruz biz de. Yani devletten beklentimiz o. Yoksa biz ne polisimizle ne askerimizle karşı karşıya girmek gibi bir amacımız, hedefimiz yok. Çok tam acı bir resim çünkü. Tabii, yani tam tersi. Artık bunu da hiç yaşama. Ama biz de şunu bekliyoruz. Atatürk'ün askeri gibi davranırsın. Madenleri %2'si halka, %98'i şirkete kalacak diye gaz yerine tüm halkın faydalanacağı ve Atatürk'ün geçmişte bunu uyguladığı örneği tekrar yaşamak istiyoruz biz. Bizim mücadelemiz bu. Atatürkçü öyle olur diye düşünüyoruz ayrıca. Artvin halkı da bu bağlılığını, bu bağımlılığını bugüne kadar böyle bir gelenekte geldi, yaşadı. Bundan sonra da bu kararlılığı devam edecektir diye düşünüyorum. Peki birkaç hafta önce siz bir ödül aldınız değil mi? Sözlem evet, tarafından, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği tarafından. Onunla ilgili isterseniz biraz konuşalım son dakikalarımızda. İzmir'de SODEM toplantısı vardı. Sayın Genel Başkanımızın elinden aldık. Çok mutluluk verici oldu. Burada da yine bizim için CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan. Şu an tam ekrandaki efendim bizim sanayi sitemizdi. Şu görüntü neyse o da geçti. Pazar yeri çalışmamızdan dolayı. Örneğin şu bakın. Neyse bunlar bir geride kaldı da. Orası çok eski harabe barakalar vardı. Bizde eski marangozlar, hızar atölyeleri vardı. Önce onlara yeni bir sanayi yaptık. Daha modern dükkanlara taşıdık. Orta noktası spor sahası oldu. Belediye tapulu 10 dönüm yerini Gençlik Spor Bakanlığı'na devretti. Onlar saha yaptı. Kalan 3,5 dönümde de biz şey yaptık. Güzel bir pazar yeri yaptık. Artvin'de hakikaten tarımın iyi olduğu, vatandaşın kendi üretim yapıp her perşembe günü sergilediği, satış yaptığı, sunum yaptığı, üstü kapalı, güzel tezgahlardan oluşan bir pazar yeri yaptık. Ve ücret de almıyoruz. Yani ticari amaçla yapmayıp evinde, köyünde üretip getirdiği, sattığı üründen biz işgaliye de almıyoruz. Vatandaş da çok memnun. Ama bunun da genel merkezimiz tarafından da görülmüş olması da bizi ayrıca memnun ve mutlu etti. Bu başarıyı biz Ardanuç halkıyla beraber ve belediye çalışanlarıyla beraber aldık. Ben onların da hepsinin emeği olduğunu düşünüyorum. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ama Sayın Genel Başkanımızın ve Değerlendirme Kurulu'nda bizi bu ödüle layık görmesinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduğumuzu, bu ödülle beraber tabii yapacağımız çalışmalarda da daha büyük bir moral, motivasyon kazandık. O bizi yeni çalışmalar, projeler içinde hızlandırmış oldu, kamçılamış oldu. Peki, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Efendim biz son olarak Artvin hakikaten bir sloganım şu benim. Diyoruz ki Artvin'in doğası şifadır. Evet. Onun için dışarıdaki, il dışındaki tüm hemşerilerimizin gelip bu şifalı doğada bizimle beraber 3 ayda olsa, 5 ayda olsa yaşamasını istiyoruz. Onlarla beraber hem savunma yapmalıyız artık çünkü azınlıkla savunma olmuyor. Hem de o şifalı doğada beraber yaşamak istiyoruz. Tüm Artvinleri Artvin'e davet etmek istiyorum. Sizlere, Halk TV çalışanlarına teşekkür ediyorum ve bizi izleyen tüm değerli hemşerilerimize de saygılarımı, sevgilerimi ifade etmek istiyorum. Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Peki, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, yerel gündemi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var.